Şef biz pasta falan mı yapacağız ya? Hey, toruna bak toruna. Babaannesinin doğum gününden bir haber. Aa, doğru söylüyorsun şef ya. Yarın babaannemin doğum günü değil mi? Evet. Şimdi utandırın şef beni ya. Nasıl unuttum? Akıl bir karış havada olunca tabii. ne yapacağız peki? Vallahi yarın güzel bir ziyafet vereceğiz Feride Hanım'a. Şimdi o pek hoşlanmıyor böyle şeylerden ama hepimizi böyle bir arada görünce de mutlu oluyor. Şöyle yapsak şef. Bizim eve taşıyalım eğlenceyi. Annem, kardeşlerim, bütün mutfak çalışanları falan daha çok hoşuna gitmez mi? Doğru. Olur olacak yemekleri de biz yapalım. Yarın şöyle güzel bir ziyafet çekelim Feride Hanım'a. Onun damak tadını biliyorum ben zaten. Süper fikir şef. İyi ama o zaman bizim tam kadro yarın erkenden konakta olmamız lazım. Ben ayarlarım şef onu. Annemi ararım şimdi. Ben de hoş. Yaşa be. Cenk, vallahi kafan çalışmaya başladı yavaş yavaş ha. Yumurtayı unutma. Bol al. Hadi bakalım. Oh, güzel olmuş. Haberler pek iç açıcı değil Feride Hanım. İlaçların çok fazla bir etkisi olmamış. Bir an önce size ameliyatı almam lazım. Biz sebeplere yapıştık doktor bey. Şifayı da hastalığı da veren o. Kaderimize razıyız. Ameliyat gerekiyor diyorsanız onu da yaptıracağız. Ama hemen yarın değil herhalde. Feride Hanım sizi riske atmak istemiyorum. Bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde biz gerekli ön tetkiklerimizi yapalım. Siz de kendinizi hazırlayın. Hafta sonu ameliyatınızı yapayım. Ay sonunu beklesek olmaz mı? Bekleyemeyiz Feride Hanım. Zamanında müdahale edemezsek eğer hızlı bir yayılma olabilir. Zaten yeteri kadar bekledik. Ameliyatı riske atmayalım. Samet, yarın senin burada kalman gerekiyor oğlum mutfakta. Şimdi öteki personel laf söz eder. Şef kendi ekibini almış gitmişler. Demesinler öyle şeyler. Kalırım tabii şef. Ben çok güzel idare ederim burayı. Senden beter sert olurum. Hiçbir şey aksamaz burada. Aferin sana. Senden beter sert olurum derken ne demek istiyorsun sen acaba? Kelle mi kesiyorum ben burada? Yok şef, onu demek istemedim. Yani otorite olarak. İyi, öyle olsun bakalım. Öyle zaten şef. Şef, Azra da mı dahil ya bu planı? Dahil tabii. Ne oldu? Sen geçimsizsin diye en çalışkan adamı getirmeyeyim yanımda? Tövbeler olsun yarabbim ya. Ya şef, ben öyle demek istemedim ya. İyi tamam, gelsin ne yapalım? Gelsin. Homurdanma hiç, homurdanma. Yine sen de geleceksin yarın bizle birlikte hazırlıklı olana göre. Tamam şef. Hadi mesaisizlikten çıkabilir artık. Hadi, hadi, hadi. Azra. Şefin konuşuyor. Nasılsın kızım? İyiyim şef, sen? Şimdi bak, yarın Feride Hanım'ın doğum günü. Bir hazırlık yapacağız, sürpriz olacak. Doğum günü mü? Tamam. Ya çok sevinir. İyi, hadi bakalım. Yarın görüşürüz o zaman. İyi, tamamdır. Hadi bakalım. Şef, keşke konakta olduğunu söyleseydin. Ha konakta, ha burada ne fark eder Cenk? Şef, ben bilsin diye söylüyorum ya. İyi, tamam ben kaçtım. Hadi selametle. Allah Allah ya. Eve gidiyoruz değil mi Feride Hanım? İnsan kaç yaşında olursa olsun, en çaresiz, en yalnız hissettiğinde ya ana kucağına koşmak istiyor ya da başını yaslayıp susacağı bir baba omuzu arıyor. Şimdi kaç yaşında kadın, nereden çıktı bu ana babam diye aklından geçirip gülüyorsundur bana. Yok hanımım, anladım ben sizi. Babayı hiç tanımadım ben. Ona bir şey diyemem ama ağlarsa anam ağlar diye bir laf var ya, boşuna dememişler. Anam olaydı şimdi, ben böyle bıyıklı mıyıklı koskoca bir adam, hiç utanmadan dizlerine yatar, hıçkıra hıçkıra ağlardım. Senin ne derdin var bakayım? Ben şey, derdim yok hanımım. Olsaydı çekinmezdim demek istedim. İyi madem. Sen şimdi beni anamın babamın mezarına götürdü. Hem dua edeyim hem de diz çöküp
dertleşeyim. Bay Üstün Hanım'ım. Bu Feride'nin yarın doğduğu ne malum? Nereden çıktı şimdi bu doğum günü? Ferhat Şef yıllardır yanında çalışıyor, biliyordur o. Feride'nin ne vakit doğduğunu annesi bile hatırlamıyordu. Rahmetli, kimi zaman ekim zamanı diyor, kimi zaman biçim zamanı. Demek ki nüfusta yazılana göre kutlayacaklar. Nüfus kaydına kalırsak, ben şimdi 100 yaşındayım. Ölen bacımın üstüne yazdırıvermişler. Kız, iyi ki hatırlattın. Benim nüfus kağıdım duruyor mu ki? En son evlendiğimde kocama verdiydim. O da nalları dikeli asırı geçti. Amanın, beni nüfustan silmesinler. Niye silsinler canım senin nüfustan? Niye silmesinler? Ben kaçarak evlendim. Sülalemden de dargın ayrıldık. Kör muhtar beni öldü diye vermiştir. Niye desin canım öyle bir şey muhtar sen de? Der o katır suratlı. Bana aşıktı. Başkasıyla kaçtım diye kim bilir ne kinlenmiştir. Ah var ya. Gülme kız. Hepsi gerçek. Gebermiştir inşallah. Kör katır. Sen de.